Allah-u Teala dedi söz verip de yerine getiremiyoruz. Dedi yanlış mı? Yanlış tabii ki. Peki sonra tövbe edersek Allah-u Teala kabul eder mi? 100 defa tövbeni kabul etsen de şartlarına uygun tövbe edince tekrar pişman olunca Cenab-ı Hak yine kabul eder mi? Eder. Hatta Peygamber Efendimiz'e birisi geliyor aleyhissalatü vesselam. İşte bir daha. Kul usanmadıkça tövbeden Allah-u Teala o tövbeleri kabul etmeye devam eder buyuruyor. Bizi inciten, bizi üzen, bizi kıran kimseler oluyor. Bunu başkasına anlatmamız gıybet olur mu? Şimdi beni birisi üzmüştür, kırmıştır falan. Hakikaten incinmişimdir, deşarj olmak istiyorum. Geliyor mesela size anlatıyor Mustafa Bey diyorum işte bu Ahmet var ya geçen işte böyle dedi falan. Olmadı, gıybet oldu. Ama geldim ben. Ya insanlar ne biçim insan? Bak birisi bana böyle yaptı. Hiç böyle yapılır mı? Halbuki ben ona bunlar yapıyorum. O böyle yaptı falan. Ama siz tanımıyorsunuz anlattığım kişiyi. Bu gıybet olmaz buyuruyor. Ama anlattığımı anlatırken özelliklerini söyleyerek siz onu tanırsanız yine gıybet olur. Hani orada dinimiz belli bir açık kapı bırakmış. Bir ruhsat. Hani bazı insanlar var gerçekten derdini anlatmazsa kendisi böyle içinde onu kura netice itibariyle strese sokuyor, depresyona girme durumu söz konusu. Anlatacak birisi lazım. Deşarj olacak birisi. Bilmiyorum sizin de başınıza gelmiştir. Bazen böyle geliyor. Anlatıyor. Ya Allah razı olsun diyor. Sohbetine doyum olmuyor. Hep kendisi anlatmıştır. Hani böyle bir zamanlar söz konusu oluyor. Karşı taraftaki bilmiyorsa, isim de zikretmiyorsak o zaman gıybet olmaz ifadesi kitaplarda geçiyor efendim. Çalıştığım yerde de hile yapanlar var. Eğer açık net şeyse ihbar eder. Yoksa onlar Allah'a havale eder. Kendisi bilir. Dışarı çıkınca dedi bacaklarım dedi ben uzatamıyorum kendimi şey yapamıyorum. Ha tanıdık olursa onlardan yardım istiyorum. Yani tanıdık olmadığı zaman da dedi yardım isteyebilir miyim tanıdık değilse. Şimdi durumuna bakar. Gerçekten yardım edecek birisi ise hani bana yardım edebilir misiniz diyebilir. Ama baktı ki hani tipi, hali, durumu falan pek oralı falan değil. O zaman yardım istemez. Yani duruma göre ve hale göre. Gerçekten baktı içi ısındı. Ben bundan bir şey talep edersem yerine getirir. Bana yardım eder misiniz? Baktı ki yani kimseye de böyle bir içi ısınmadı. O talep de gelmedi. Mesela diyelim ki o anda ibadet yapacaktır. Ayağını uzatması gerekiyor. Uzatamadı. O haliyle de namazını kılar mı kılar? Çünkü Allah-u Teala herkesin kendisine vermiş olduğu imkanlar dahilinde mesuliyet yükler ve hesabını da ona göre sorar. Yoksa özürlü birisinden sağlam olanın yaptıklarını istemez Allah-u Teala. Haşa o zaman zalim olur. Olur mu öyle şey? Biz sahibimizin emrindeyiz. Bize ne verdiyse onu mu? Mesela Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kullar içerisinde hafızası, sürati intikali, aklı, zekası çok ileride olanlar var. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala anh gibi. Mesela öyle hafızalar yaratmış ki İmam-ı Rabbani Kutsu sözlerinde de var o. Diyelim ki 30 sene önce yapılan bir şeyi saniye anlatabiliyor. Nasıl anlatabiliyor falan. Ha Allah-u Teala ona onu vermiş. O bu Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bunları İslamiyet'in emrine, Cenab-ı Hakk'ın emrine verdiyse tamam mesele yok. Ama ona sorduğunu bize sormaz. Çünkü ona o imkanlar verilmiştir. Bize bu imkanlar vermiştir. Herkese ne imkan verilse hesabı öyle mi çekilecek? Evet hesabı öyle çekilecek. Dinleyicimizin mektubu var. Diyor ki Saadet Ebediye kitabında son nefeste imansız gitmeye sebep olan şeyler içerisinde insanlara, hayvanlara kendine zulüm, eziyet etmek yazıyor. Kendine zulmetmek, eziyet etmek ne demek? Bir kimse namaz kılmıyorsa kendine zulmediyordur. Bir kimse Allah-u Teala'nın men ettiği, yasak ettiği şeyleri yiyor, içiyor veya yapıyorsa kendine zulmediyor. Çünkü bu yaptıkları onu cehenneme götürüyor. Ve Allah-u Teala men ettiği şeyleri yapıyor. Yasak ettiği şeyleri yapıyor. Dolayısıyla kendisine zulmetmiş oluyor, işkence etmiş oluyor, acımamış oluyor. Çünkü bu hal yani hayasızlık noktasına varır. Bilerek aynı şekilde isyana devam edecek olursa, mesela şuurlu bir şekilde namaz kılmazsa, şuurlu bir şekilde aynı şekilde ne bileyim yalan söylemekten çekinmezse günah yani baş ver günah diyorsa imana gider. Ve son nefeste de bu tövbe etmezse bu halden imaz gitmeye sebep olur tabii ki. Annem hayatta iki tane dedi kız kardeşim bunlar birbirlerine dargınlar. Maalesef benim de kardeşlerim var mesela. Bakıyorsun incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle. Ona gidiyorsun anlatıyorsun takır 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 bir sürü. Anlattığın hepsi incir çekirdeğini doldurmaz. Öbürsüne aynı şekilde takır 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 bir sürü. Şöyle dedi de böyle dedi de şöyle yaptı da böyle yaptı da hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Bu neden kaynaklanıyor? Nefsine uymaktan başka bir şey değil. Nefsine uymaktan kaynaklanıyor. Allah'ın rızasına değil.
Efendim işte o günah işledi. O var ya, ondan hakkımı alacağım. İyi de sen habire gıybetini yapıyorsun. Hakkımı alacağım. Dedikçe yapıyorsun. Mesela din büyükleri bir ölçü vermişler. Şimdi biz sizinle böyle oturduk, konuştuk. Ondan sonra hadalaşmadık Mustafa Bey dedim. Kapıdan çıktım. Kapıdan çıkarken benim kalbime, ya şimdi Mustafa Bey benim arkamdan gene neler söyleyecek diye gönlüme gelse, bak kimseye bir şey söylemedim. Gönlüme gelse ve böyle düşünsem, din büyükleri buyuruyor ki böyle düşünen kimse 10 para etmez. Ya bu ne biçim sadakattir, ne biçim Müslümanlıktır. Müslümansan karşıdakine itimat dersin. Efendim ya o kendi düşünsün. O kendi düşünsün. Hani büyüklerden bir zata bir talebesi gelmiş efendim demiş. İşte babamız öldü, miras taksimi, abilerim, ablalarım falan beni tokatladılar. Ben demiş mağdur oldum, şu oldum, bu oldum falan. O zata dinlemiş, iyi ya demiş. Demiş efendim herhalde yanlış anlaşıldı demiş. Ya yanlış anlattım ben galiba. Demiş zulme uğrayan benim, beni tokatladılar, beni. Tamam ya yavrum demiş, anladık işte. Mazlum olan sensin, yani alacaklısın sen. Zalim değilsin. Onlar düşünsün. Onlar düşünsün. Şimdi özür dilerim efendim. Şimdi bazı konularda efendim diyor ben haklıyım. Olabilir. Alacağım hakkımı. Doğrudur. Hakkım varsa alacaksın. Ama bunu alacağım hakkımı. O bana Mustafa Toköz var ya neler neler yaptı. Neler neler yaptı. Söyle. Ne kadar da alacağım? 100 gramdı. Her anlatışta bir gram. Ben 200 defa anlatmışım. 100 gramı bitirmişim. Mustafa Toköz'e kızıyordum. Mustafa Toköz benden 100 gram alacaklı çıkıyor mahşerde. Ha ya. Melek de diyecek ki kusura bakma arkadaş. Sen dünyada sermaye yetirmiş, bitirmişsin yani. Yemişsin bitirmişsin bunları. Boşlu duruma geçmiş. Hani adamın birisinin böyle parası varmış falan. Nerede saklayacağını bilemiyor. Birisi de gelmiş demiş arkadaş demiş. Bankaların demiş böyle bir şeyi var. Bankaya götür. Onlar demiş sana bir çek verirler. Böyle hırsız geldi gelecek falan demiş. Huzursuz olup duruyorsun. Bir şey lazım olduğu zaman çek yazarsın demiş. Yapma ya demiş. Tabii götürmüş yatırmış çek vermişler. Bu nerede? Hemen çek yazıyor. O kadar bir gün bankadan gelmişler. Demişler bak bankaya demişler sen yani yatırdığından fazla çek yazmışsın. Borcun var. Demiş bunun için mi geldiniz demiş ya. Bir çek de size yazayım. Ama eksidesin. Adam haberi yok. Habire yazıyorsun. Habire kullanıyorsun. Kazandıklarını götürüyorsun. Yazık günah değil mi ya? Yazık günah değil mi? Şimdi küs oldum. Neydi derdin? Hiçbir şey. Neyi paylaşamadın? Dünyayı mı? Hayır. Efem ama o günah işledi. Günah işlediyse bedelini ödeyecektir. Bu da senin bir de ana baba bir kardeşin. Günah işlediyse ona rehberlik et. Sen kendin tövbe istiğfar et. Onun da tövbe etmesini sağla. Aradan muhabbetin harekete geçmesine temin et. Hadise bundan ibaret. Hep İslamiyet'i bilmemekten mi kaynaklanır? Evet, İslamiyet'i bilmemekten ve nefsine uymaktan kaynaklanıyor. Bu benim kardeşim de olsa, senin kardeşin de olsa, ben de olsam, sen de olsan, o da olsa. Bütün mesele nefse uymaktan kaynaklanıyor. Benim gibi adama yapılır mı? Yok ya, bulunmadı ki Hint kumaşıydın sanki. Seninki mi ya? Sen de kulsun, o da kul ya. Yaratmasaydı ne olurdu ki? Eksiklik mi olurdu dünyada? Osmanlı olmasaydı ne olurdu? Yani dünyada bir eksiklik mi olurdu? Yok. Dolayısıyla dua etmek lazım. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Anlayış nasip etsin. Eğer hani iyi kimselerle görüşürlerse, inatçı da değillerse, muannit de değillerse kalpleri yumuşar, tövbe istiğfar eder ve barışırlar. Bir tekstil atölyesinde çalışıyoruz. Bayan işçiyiz. Kriz sebebiyle bizi işten çıkmış olarak gösterdiler. SSK'mız dolayısıyla ödenmiyor primlerimiz. Biz şu anda çalışıyoruz ama resmi olarak çalışmıyor görünüyoruz. Bu durumda işsizlik parasına müracaat edebilir miyiz? Yani resmi olarak çalışmıyor ya, alabilir. Peki tespit edildiği zaman burada bir yerde kandırma var. Çift taraflı kandırma söz konusu. Yakalandığı zaman bedeli de ağır ödenir. Müslüman günah da işlemez, suç da işlemez efendim. Ehl-i Sünnet alimleri öyle bilmişler. Diyelim ki bir misafir geldi bize diyor. Bir haftalığına kalacak. Kendi yatağımızı ona vermek zorunda mıyız? Biz kanepede yatmak zorunda mıyız? Şimdi o ayrı bir durum. Mecburiyetinde değilsin veya şey yaparsın. O ayrı bir durum söz konusu da. Bir zorlama oldu galiba ki böyle bir soru. Genellikle evde olur. Kalk bakayım sen oradan falan. Misafir geldi. Şimdi o da oraya alışmıştı tabii. Değil mi? O onun zoruna gidiyor. Şimdi o kanepede oradaki yatakta netice itibariyle anneye babaya aittir. Anne baba da dilediği şekilde tasarruf edebilir. Evlada sen git. Onun değil, onun mülkü değil. Annenin babanın mülküdür. Dolayısıyla misafir oraya yatırttırabilir mi? Tabii yatırttırabilir canım. Onda zulüm de yok. Adaletsizlik de yok. Normal bir şey.
Ben dedi kamuda çalışıyorum, mesaiye geç kalıyorum. Ha kamuda, ha özel, nerede çalışırsan çalış. Çünkü mesai belli bir zaman dilimidir. Ve dolayısıyla o zaman dilimi içerisinde gelmen gitmen gerekir. Mesela bizimki de zaman dilimi. Diyelim ki 11 çeyrek geçe biz bu program başlayacağız. Ya ben yarım saat sonra geleyim de o zaman yap, olur mu? Veyahut da ben şimdi öğretmenlikten geldiğim için iyi biliyorum. Ders saatlerim var. Mesela diyelim ki benimki 3. saat. Ya ben 4. saat geleyim. 4. saatte başkası girecek. 5. saatte geleyim. Olmaz. Başkası girecek. O zaman diliminde vaktinde gelmen lazım. Başlaman lazım. İster kamuda çalış, ister özel çalış. Şimdi dinleyicimiz tabii o dertte dertli olunca Cenab-ı Hak yardım eder inşallah Teala. Hepimizin başına geliyor. Zaman zaman geç kaldığımız veyahut da geciktiğimiz zamanlar olabiliyor. Çünkü insanız, hata ederiz. Önemli olan hatayı kabul etmek. Zaten dinleyicimiz o hatasını anlamış. Bir kimse hatasını anlattıktan sonra onun telafi için yollarını arar mı? Elbette yollarını arar. Mümkün mertebe erken gitmek. Ben mesela babaannemler ve babam kuşaklarında dikkatimi çekerdi. Bir yere gidecekleri zaman, değil, büyükler de öyle, erkenden hareket etmeli. Yani yolculuk bu. Ne olur ne olmaz. Ya 5 dakika kala gidelim. Niye 5 dakika arkadaş? 5 dakika önce git, 5 dakika orada bekle. Niye bekleyeyim ben? Ya ondan sonra da ben ucuzuna falan. Tüh ya geldim de hemen kaçırmış da falan. Daha bir dakika vardı. Veyahut da 10 saniyeyle kaçırdım. Onda tüh tüh der durursun. Ama 5 dakika önce gitmiş olsaydın böyle problem olmayacaktı. Sıkıntı da olmayacaktı. Bir de hani diyelim ki mesaiye gecikti ve işi bizim dedi Roland'da biraz. Onu telafi ettin. Telafi ettin ama yani netice itibariyle ezikliğini hissedersin. Yalnız bazı işlerde mesela kamuda da bu var. Hani zaman kaydı çok önemli olmayabilir. Mesela imza atılıyor gelince diyelim. 8'de mesai başlıyor da o imza listesi 8.30'a kadar orada kalıyor. Yani bir yarım saatlik marj veriliyor. Hani öyle bir marj onun bir mahsuru olabilir mi? Yani şimdi, zaten amiri de onu kabul ediyor yani. Eğer öğretmenlikse onu kabul etmiyorlar. Ya öğretmenlik değil hani başka. Doğru. Ama başka türlü yani kurumların, branşların şimdi mesela bu kamu veya özel bir şey fark etmez. Mesela diyelim ki biz yayıncıyız. Gazete yayıncıdır, radyo yayıncıdır, televizyon yayıncıdır. Diyelim ki saat 10'da başlayacak. Diyelim ki burada saat 8.30'da mesai başladı, 9'da mesai başladı. 9'da gelmedin. Gelse de bir şey yapmayacak ki. Dediğiniz gibi. Zaten oradaki amir, ha arkadaş ben seni diyor 11'de bekliyorum. 9'da gelirsin, burada meşgul olursun, o ayrı bir mesele. Ama 11'de seninki başlayacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi o tolerans varsa o zaman aynı şekilde o hakta geçmez, o esneklik verilmiş demektir. Kardeşimin de devrilmesine ben yardımcı oldum. Fakat daha sonra dedi gelin hanım tavırlı davrandı. Küs değilim ama dedi soğuğum. Tabii ölçü İslamiyeti olmayınca gelin kaynana, gelin görümce ve gelinler hani iki olan varsa eltiler arasında, yani ana kız arasında bile muhabbet kalmadı ki, onların arasında kalsın. O çok zor bir hadise. Şimdi herkes benim derse, benim dediğim ve kendi yaptığını ön planla, ben şunları şunları yaptım, dolayısıyla sen benim hizmetçim şekliyle düşünür ve öyle görürsen her dediğimi yapmak mecburiyetindesin. Efendim öyle demiyorum. Demiyorum ama tavrın öyle. Yani kendini beğenir, kibirli davranırsa orada muhabbet olmaz. Allah Teala saklasın. Hani bir taraf eğer dini zayıfsa küt diye o ailede yıkılır gider. Yani ayakta durması mümkün değil. Ama dinini bilen bir kimse der ya, herkes yaptığının cezasını çekecek. O zulmetsin, o kadresin, o kıymet bilmesin. O vefaya aynı şekilde, yani yapılanlara vefa göstermesin. Ama ben sabredeyim. Ben yaptığımı Allah için yaptım diyerek sineye çekerse herkes yaptığının karşını mutlaka öder. Hak Teala intikamın kul eliyle alır. Dinini bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Öyle bir sille gelir ki nereden olduğunu anlayamaz. Ben ne yaptım ki diye böyle fırfır dolaşır. Halbuki otursa neler yapmadı ki? Bir düşünebilse, bir idrak edebilse yaptıklarını. Kibrinden, gururundan, benliğinden, egosundan, tavrından, tafrasından etrafını kırdı geçirdi. Etrafına hep negatif enerji yaydı ve ondan sonra da bir gün gelir çok özür dilerim hani Anadolu'da da sap gibi kalırsın diye. Evet sap gibi kalırsın. Yani iyiliklere nankörlükle karşılık verirsen bir gün gelir ortada kalırsın. Çünkü Allah'ın yarattığı
adeti ilahiyesi böyle. Bu değişmez. Efendim ben yaptım kabul. Yoksa. Hani güçlüsündür, iktidarın vardır, malın mülkün vardır. Onun için böyle temenni ederler. Ablacığım derler. Ondan sonra ne bileyim ben abicim derler, amcacığım derler falan. Beyim, paşam falan. Ama bir gün gelir bunların elinden gittiğini görünce etrafında kimse kalmamış. Eğer evliyse evlatlar varsa evlatlar bile kalmaz. Olmaz öyle şey. Çünkü Allah-u Teala yarattığı adet-i ilahiyesine terstir. Kibirli olan Allah-u Teala sevmiyor. Allah-u Teala sevmediğini kulları sever mi? Elbette sevmez. Hain olanı, nankör olanı Allah-u Teala sevmiyor ki kullar sevmiş olsa. Bu mümkün değil. Şimdi ailede böyle bir durum olursa, işte İslam alimleri yazmışlar. Bir taraf ölü olur, sineye çekerse geçim olur. İki taraf da diri olursa, sineye çekmezse o zaman vuruşur ve netice itibariyle soğukluk meydana gelir. Hatta bu düşmanlığa dönüşür. Kardeşi netice itibariyle, tamam hanımı böyle davranabilir, kadir kıymet bilmeyebilir ama kardeşine de aynı şekilde üstü muamele etmeye devam etsin. Yaptığı iyiliği başa kalkmasın. Ben size yardım ettiğim demesin. Yardımını Allah-u Teala rızası için yaptın. Bilirse ne ala, bilmezse yine ne ala. Kendileri bir gün gelecek onun bedelini ödeyecekler. Aile meselesi. Dedi abim bana dedi zarar veriyordu o. Ben dedi buna yardım ettim. Bunu ben hacca gönderdim dedi. Gene ben dedi affettim. Yaşça küçüğüm ama dedi. Büyüklük gösterdim. Abime yardım ettim. Onu hacca da gönderdim. Fakat haçtan dönüşte dedi. Yine dedi bu bana zarar vermeye devam etti. Devam ediyor. Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken bir hadis-i şerif naklediliyor. İyilik yaptığınız zaman bir kimseye bu abiniz, ablanız, kardeşiniz, dayınız, amcanız diye ayırmıyor. Herhangi bir kimseye. Bir iyilik yaptığınız zaman o iyilik yaptığınız kimseden kötülük bekleyin. Hadis-i şerif bu. Allah Allah. O zaman iyilik yapmayacak mıyız? Hayır. Allah-u Teala sevgili kullarına iyilik yapınca onlar kötülük yapmazlar. Zaten o iyiliği hiç unutmazlar onlar. Hatta bizde bir söz vardır. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı var. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı var. Eskiden laf olsun diye söylenmemiş bunlar. Anadolu'da kum gibi evliya kaynıyordu. Adama yoldan giderken adam diyelim ki bir yol gösteriverse ömür boyu unutmuyor. Bana falan zaman filan yerde bir adamcağız İşte yolumu şaşırdıydım da bana bir yol gösteriverdiydi. Veyahut da bana bir su içiriverdiydi. Bir ayran ikram ettiydi. Veyahut da aynı şekilde bir kahve ikram ettiydi. Yahut da karnım açtı beni doyuruverdi. Bir ömür boyu bunu unutmuyorlar. Ve bir ömür boyu da o kendilerine yardımcı olan kimseye iyilik yapmaya ellerinden gelen gayretle devam ediyorlar. Kendi yaptıkları iyilikleri unutuyorlar. Fakat karşı taraftaki kimsenin yaptığı iyiliği hiç unutmuyorlar. 40 yıllık hatırı var kahvenin. O söz oradan kaynaklanıyor. O zaman insanlar salihti, salihaydı. Nankör değildi, İslamiyet'i biliyordu, altyapıları vardı. Şimdi kardeşimiz de olsa, abimiz de olsa, ablamız da olsa, amcamız da, dayımız da, halamız da, teyzemiz de olmuş olsa, İslamiyet unutulduğu için bir iyilik yapıldığı zaman iki gün sonra nankörlükle karşı karşıya geliyoruz. Ha, bu da Allah-u Teala'nın o kuluna imtihanıymış, yardım eden kuluna imtihanıymış. Ne gibi? Hadis-i Şerif'i İslam alimleri öyle açıklamışlar. Bir kimseye iyilik yaptığı zaman kötülük beklesin. Can iyilik yapıyoruz, niye kötülük gelecek? Evet, iyilik yapınca kötülük gelecek. Niye gelecek? Ben bu iyiliği, o kimse bana aferin desin diye mi yaptım? Yoksa Allah için yaptım. Allah için yaptıysam, o kimse bana kötülük yaptığı zaman dizine gözüne dursun. Anadolu'da çok yaygındır Mustafa Bey, bilmiyorum sizin oralarda söylerler mi? Ben çok duyardım. Dizine gözüne dursun. Adamı aynı şekilde bir de evde yedirdik içirdik, hatta yatırdık da. Bak adamın yaptığı şeye falan deyiveriyorlar. Ne kaldı? Dizine gözüne durdurdun adamı, bitti yani. Demek ki Allah için yapılmamış. Aferin desin veyahut da senin yaptıklarını takdir etsin veya insanlara anlatsın. Aa, ne misafirperver, ne cömert adam desinler diye yapmışsın. Yok canım, ben Allah için yaptım. Allah için yapan, yaptığı iyilik yaptığı kimseden bir kötülük gördüğü zaman onu yüzüne çarpmaz. Onu önüne koymaz. Ben sana şunu şunu yaptıydım, sen bana bunları yaptın demez Allah için yaptıysa. Ve gönlüne gelmez mi? Gelir. Ama daha gönlüne gelir gelmez, ha bir dakika der ya, ben bunu Allah için yaptım. Eğer bir kimseye iyilik yaptığı zaman karşı taraf buna nankörlük ederse, kötülük ederse, bu da hayır ben bunu Allah için yaptıydım, Allah'ın rızası için yaptıydım deyip siler kapatırsa, o iyilik yaptığı kimse sonra kalbi döner. Ya der, ben ne yaptım? Bu adam bana iyilik yaptı, ben buna kötülük ediyorum. Gelir özür diler buyuruyor. Gelir özür diler. Ha, demek ki rotayı insanlara değil, abimiz de olsa, kardeşimiz de olmuş olsa, ablamız da olsa, dayımız da, amcamız da, oğlumuz ve kızımız da olsa, netice itibariyle
Yapılan bir iyilik Allah için yapılması lazım gelmektedir. Şimdi büyüklerden bir zatın bir talebesi varmış, gelmiş efendim demiş, ben demiş bir kimseye o kadar çok iyilik ettim, o zaman o kadar çok sıkıntı veriyor, o kadar çok sıkıntı veriyor. O zat dinlemiş, ebe evladım demiş, madem ki demiş dayanamayacaksın karşı taraftan gelen kötülüğe veyahut da zarara, niye demiş bu kadar iyilik yaptın? Sen de demiş dayanabileceğin kadar yapsaydın. Şimdi dinleyicimiz diyecek ki bir iyilik yapınca bu mu olacaktı falan. Hayır, kitaplar böyle yazıyor. Doğrusu da bu. Bu Osmanlı için de böyle, Mustafa Tokoz için de böyle. Hepimiz için böyle mi? Evet, hepimiz için böyle. Onun için efendim şimdi bu kardeşimiz veyahut da bu dinleyicimiz ne yapsın? Abidir. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ne yapacak? Ha, iyilik yaptı, nankörlük gördü. Bir gün Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz ya Resulallah diyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ali'yi radıyallahu teala çok seviyorsunuz. Evet, çok güzel meziyetleri var. Ama yani sizin çok sevmenizin yani muhakkak bir sebep, bir hikmet var, öğrenmek istiyorlar. O meziyeti, o özelliği nedir diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap vermiyor. Biraz sonra oradakilerden birisine soruyor. Diyor ki bir kimseye sen iyilik etsen, o da sana kötülük etse nasıl karşılık versin? İyilik ederim ya Resulallah yine diye. Yine iyilikle karşılık veririm. Peki tekrar aynı şekilde o kimse kötülük yapsa, özür dilerim efendim, tekrar kötülük yapsa yine iyilik ederim buyuruyor. Peki tekrar dersen susuyor. Kimisi 3'te susuyor, kimisi 4'te susuyor, kimisi 2'de susuyor. Tam o sırada Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri teşrif ediyor Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam huzuruna. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüyor, ona da soruyor. Ya Ali buyuruyorlar radıyallahu teala, bir kimse sana, bir kimseye iyilik etsen, o da sana kötülük etse, ona ne diye, nasıl karşılık versin? Yine iyilik ederim ya Resulallah. Tekrar kötülük etse yine iyilikle karşılık veririm. Tekrar kötülük etse yine iyilikle karşılık veririm. Tekrar kötülük etse yine iyilikle karşılık veririm. Tekrar deyince ya Resulallah zahmet buyurmayın, kıyamete kadar o kimse bana kötülük yapmaya devam etse ben iyilikle cevap vermeye devam ederim. Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz Allah'ın ki ya Resulallah buyuruyorlar radıyallahu teala an hazretlerinin bu vasfını, bu özelliğini de böylece mübarek ağzınızdan yani şahitlik olarak, tasdikli olarak huzurunuzda öğrenmiş olduk. Dolayısıyla bu iş kolay iş değil. Hani bazen anlatır efendim, çok mübarek adam. Nereden biliyorsun mübarek olduğunu? Sana aynı şekilde bir gün arabasını almış götürmüş veya bir sefer yemek yedirmiş, oradan mı biliyorsun? Hani Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri bir gün böyle hesabından oturuyorlar da soruyor, falan kimseyi tanıyan var mı? Bir tanesi diyor ki efendim ben tanıyorum. Nasıl birisi diyor? Çok iyi efendim diyor. Hazreti Ömer bu radıyallahu teala hemen birden bir şey yapar mı? Hemen soruyor, sorguluyor. Diyor ki onunla yolculuk yaptın mı? Yok diyor, yapmadım diyor efendim. Peki onunla yemek yedin mi? Yapmadım. Alışveriş yaptın mı? Yapmadım. Diyor sen onu diyor camiye gidip gelirken görmüşsün. Yani camiye gidiyor iyi. Evet, camiye giden kimse elbette ki Müslüman. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki namaz insanı fahşadan alıkor. Ama ben hem namaz kılıyorum hem nankörlük ediyorum, kötülük ediyorum, yalan söylüyorum, nemmamlık ediyorum, gıybet ediyorum, sahtekarlık yapıyorum. Benim o namaz. Namaz değil. Eğer benim namazım namaz olsa bu kötülüklerden beni bu namaz alıkoyması lazım. Onun için hepimiz oturup hani Anadolu'da bir tariftir. Takkeni çıkar önüne koy bir düşün arkadaş derler. Onun için de şimdi hani dinleyicimiz diyecek ki ben bir şey sordum siz de beni tenkit, hayır kimseyi tenkit etmedik haşa. Olur öyle şey. Dinleyicimize biz teşekkür ederiz. Çünkü doğru şeylerin, güzel şeylerin anlatılmasına vesile oldu. Yani burada bir kimse iyilik ediyorsa bu iş yaptığı iyiliği Allah için mi yaptı, kul için mi yaptı? Allah için yapıyorsa karşı taraf kötülük etse de sen yapmaya devam et. Hatta yine büyüklerden birisi gelmiş efendim demiş. İşte babamız vefat etti. Abilerim, kardeşlerim neyse aldılar, ettiler, bana bir şey vermediler. Ben demiş perişan oldum, bana zulmettiler falan. O zaman dinlemiş. İyi ya demiş evladım. Bir de şaşırmış tabii. Demiş efendim demiş herhalde yanlış arz ettim demiş. Zulme uğrayan benim demiş. Ben mazlumum. İyi ya işte demiş. Alacaklısın sen demiş. Zalim değilsin. Borçlu değilsin. Alacaklı sensin. Ha dünyada bir kimse tokatlayabilir. Bir kimse bir kimseye eziyet edebilir. Bir kimse bir kimseye sıkıntı verebilir. Yani zulmede. Ne oldu? Borçlu oldu. Yarın ahirette o borçlu makamında. Eli bakma gelecek. Sen tabi caizse özür dilerim de karnını karşıya karşıya alacaklısın. Gelin bakalım diyecek. Dünyada beni kandırdınız, beni tokatladınız, beni hakir gördünüz. Bana bunları yaptınız. Verin bakalım şu dünyadaki işlemiş olduğunuz varsa sevapları. Bize sevap yok. İyi o zaman benim şu günahları size yükleyin. Hadi yükler. Ondan sonra bunları günah yükü kalmayınca bu cennet olmaz cehenneme. Her insan bunu iyi düşünmesi lazım. Ben o adamı hiç sevmiyorum. Arkasından kıymetini yapıyorsun.
Öyle sevabını veriyorsun. Hani İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretinin gelmiş birisi efendim falan kimsesinin aleyhinize konuşuyor falan. Hemen bir kese altın biraz da tabak helva göndermiş ve o gönderdiği kimseye demiş söyle ona sevaplarını bize göndermeye devam ettiği müddetçe biz de ücretini arttırırız. Ücretini arttırırız. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Dolayısıyla eğer dinleyiciniz hani hüsnü muamele eder. Ha dayanamayacaksa araya belli bir mesafe koyar. Bölantıya alır işi. Sadece abidir, eğer babalar yoksa babalık makamındadır. Hüsnü muamele eder, gerekli şeylerini yapar. Ha, öbür şeylerde birazcık mesafeli olur. O kadar dayanamayacaksa. Yok efendim şimdi bunu daha iyi anladım. O bana kötülük etse de ben ona iyilik etmeye devam edeceğim. Netice itibariyle ahirette alacaklı ben olayım diyorsa yardım etmeye de devam etsin. Kitaplar böyle yazıyor. Yani insanlarla münasebetimiz nasıl olmalı, insani ilişkilerimiz nasıl olmalı? Biz de hep gidiyoruz ama dedi onlar hiç gelmiyor. Yani biz gitmeye devam edelim mi? Uzun süre gitmemek o uygun değil. Bir söz vardır. Hatta hadis-i şeriften kaynaklanıyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Yani kendini göstermesen gitmesen yani gönülden de düşer misin? Düşersin. Şimdi bir de sık sık gitmek o da uygun olmaz. O da arsız olur. Zaten dinleyicimiz onu şey yaptı. Dolayısıyla bunun ortasını. Peki efendim onlar gelmediği halde bayramdır, seyrandır, düğündür, buna benzer şeylerde biz gitmeye devam ederiz. Biz gitmeye devam ederiz. Şimdi ahir zamanda insanların idrakleri hakikaten azalmış ve kıt hale gelmiş. Bir arkadaşım birisi anlatıyor da hep böyle kendisi bayramlarda falan gidermiş. Büyük küçük ama bütün akrabasını. Demiş bir de ben bayramda bekleyin bakayım benim küçükler de aynı şekilde yani yeğenlerim falan gelecek mi? Yeğenin bir tanesi demiş ki demiş dayı bu bayram gelmedin ya. Telefon açmış. Bu bayram gelmedin ya. Şimdi ya biraz da aynı şekilde ya telefon. Sen diyor telefon açmadın ya benim de başıma geliyor. Mesela telefon açıyor falan. Diyor bekledik diyor açmadın telefon. Benim de başıma geldi öyle. madem bekledin sen aslına. Niye bekledin? Niye bekledin değil mi? Bekledik diyor açmadın diyor geç açtın. Sanki suç oldu bizim geç açmamız. Dolayısıyla efendim eğer fasıksa dinimize zarar verirse Roland'da götürürüz işleri. Ama bunun dışında öyle değil de faydamız dokunacaksa sık sık gitmek tabi o da uygun değil ha arsız derler. Ama gerçekten hani belli aralıklarla gidilirse yerli yerinde mi olur? Evet yerli yerinde olur. Zaman zaman öğrencilere genel olarak işte isim vermeden ya da dine uymayan davranışlarında eleştiride bulunuyorum, uyarıyorum onları. İşte siz böyle yapmayın, şöyle yapın gibi. Bunun bir mahsuru olabilir mi? Hayır. O muallimdir. O rehberdir. Dolayısıyla rehberlik ettiklerinin hatalarını, kusurlarını gördükçe onları anlatacak, önlerine koyacak, doğruyu gösterecek. Dolayısıyla bak bu yaptığın yanlış, bu yaptığın doğru. Yanlış yaptığı zaman yerine göre mükafat verecek. Yanlış yapıldığı zaman mücazat yani cezalandıracak. Ve dolayısıyla onları belli bir kalıba sokacak. Onun vazifesi o. Şimdi adam suç işledi gitti hakimin huzuruna. Diyelim ki bunlar birbirlerine hakaret ettiler. Hakim soruyor. Ne dedin sen? Vallahi hakim bir gıybet olur şimdi söylemeyeyim. Değil mi orada? Olmaz orada. Ne dediyse söyleyecek onu. Bu ne dedi? Ha, sen ne dedin? Bunu söyleyecek. Yani ayıp olur şimdi ya. Herkesin içinde mahcup olur. Ben söylemeyeyim. Olur mu öyle şey? Demek ki hakime, doktora veyahut da bilen birisine, rehberlik eden kimseye hata ve kusurlar olduğu gibi söylenecek ki onlar orada karar verecek, tedavi edecek. Şimdi benim uzaktan işte annemin dayısının damadı oluyor. Onun o damadının babası dünürü daha doğrusu hastalanmış doktora götürmüşler. Doktor soruyormuş işte neren ağrıyor, neyin var falan. Hiç seslenmiyor falan. Orada işte gelini varmış baba demiş söylesene demiş. Doktorsa demiş bilsin. Doktorsa bilsin. Dolayısıyla yani bize çare olacak kimselere derdimizi söyleriz. Ondan sonra rehber olacak kimseler, insanları, yani çocukları ben kendim de eğitimden geldiğim için iyi biliyorum. Yani çocuğa diyeceksin, bak yavrum bu yaptığın yanlıştı. Bu söylediğin de yanlıştı. Bunu demem lazım ben. Demezsem, aferin ya. Desen çocuk olmaz o. Onu yanlışını gördüğün zaman hemen müdahale edeceksin. Bu yaptığın yanlış. Bu işin doğrusu bu. Senin vazifen o. Doğru.
günümüzdeki en önemli bir illetten, yani gıybetten sormak istiyorum. Biz demiş zaman zaman politikacılar hakkında çok konuşuyoruz. Yine demiş sanatçılar, işte televizyonda gördüklerimizden çok konuşuyoruz. Kötü şeyler de söylüyoruz onlar hakkında. Bunlar gıybet olur mu? Gıybet olur tabii. Şimdi sadece insanlara zarar veren, insanlara zulmeden, insanları dejenere eden, bozan kimselerin o kötülüğünü insanları onların şerrinden korumak için anlatmak caizdir. Onun dışında caiz değil. Müslüman da olsa, gayrimüslim de olsa caiz değil bu öyle. Evet. Kendimiz günaha giriyoruz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan İbni Ataullah rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, büyüklük Allah-u Teala'ya mahsustur. İnsan benliğini küçüklük ve aşağılık toprağına gömmelidir. Çünkü gömülmeden bitenin doğması ve büyümesi düşünülemez buyuruyor İbni Ataullah rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz Mustafa Bey'in dediği o anlattığı konuda işte şehvet 10 kısımdır. Büyüklerden birisinin tasnifidir o. 10 kısımdır. Bunun biri erkeklerde, 9'u kadınlarda bulunur. Bu şehvetten muradı dinleyicimizin anladığı kadarıyla çok özür dilerim de sadece cinsellik şekliyle anladı. Bu değil oradaki şehvet. O öyle değil o. Ya o şehvetten murat sadece cinsellik değil. Ya Allah-u Teala yaratmış olduğu mahlukata karşı olan meyil. Cenab-ı Hak kadını zaaf. Yaratırken böyle yaratmıştır kadını. Bunun birçok faydaları var. Bu bir eksiklik değil. Olur mu öyle şey? Cenab-ı Hak böyle yaratıyor. Yani kadın bu haliyle mükemmeldir. Hatta bir dinleyicimiz de sormuştu ya. Dedi ki sizin tavsiye ettiğiniz tam innaselde bir diye de kadınların aklı kıt diye yazıyor dedi. Onu bizzat Resulullah Efendimiz buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz de sebebini soruyor. Niçin böyle diye. Kadının öyle olması lazım. Öyle olmazsa sistem devam etmez. Üremesi, terbiyesi mümkün değil o. Erkeğe farklı güç ve donanımlar verilmiş, kadına ayrısı verilmiştir. Yani kadın bu haliyle mükemmeldir. Başka şekilde düşünemezsin onu. Ve kadın da o şehvetin, yani Allah-u Teala yarattığı şeylere karşı meylin olması lazım. Öyle olmasa evlerde aynı şekilde, ne bileyim ben, halıdır, kilimdir, neyse kilim kullanan var mı bilmiyoruz da şimdi artık o nostalji olsun diye kullanıyorlar. Evlerin dizaynı. Evlerin dizaynı, ne bileyim yemek. Tertip, düzen. Şimdi mesela bir erkekte aşçı değilse, öyle bir meyilde söz konusu değilse, yani bir erkek mutfağa girdiği zaman karnı açsa hemen dolapta ne bulur? Salata, öyle ince ince falan şey yapmaz. Domates ikiye yani, böler. Domates hatta bazen komple ağzına atar. Öyle bir sıkıntıya girmez. Evet. Ama kadını yaratırken Cenab-ı Hak o meyli vermiş. Yani o şehveti vermiş. O isteği, o arzuyu vermiştir. Onu kendi zevkine göre güzel güzel ince ince dilimler, ince ince hazırlar, şunu yapar, bunu yapar. Hani bir hikaye anlatılıyor ya, kadının birisi böyle işte eni evlenmiş, güzel yemekler yapıyor falan filan. Adam hiç böyle teşekkür et diyor ki, yiyor, çekip gidiyor, yiyip çekip gidiyor falan. Bir gün böyle yine bir yemek hazırlamış, kapağın üstünde kaldırmış ki saman. Bu ne demiş ya? Vallahi demiş, bugüne kadar önüne ne koyduysam o kadar zevkle, istekle, arzuyla, itinayla ne kadar güzel yemekler hazırladım. Ya çok güzel olmuş. Ondan sonra eline sağlık, teşekkür ederim. Dediğini duymadım diyor. Ha anladım ki diyor, samanla diğer yemeğin arasında fark yok bizim bey için dedim diyor. Onun için saman koydum. Abi sen de benim gibi teşekkür etmiyorsun herhalde. Şimdi etmeye çalışıyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Biz teşekkür ettiğimiz zaman hangi dağda kurt ölmüş diyorlar. Estağfurullah. Şimdi Cenab-ı Hak kadını bu şekilde yaratmış. Mesela bugüne kadar diyelim ki annen el işi yapıyor. Benim de annem el işi yaparken yani nenem dikkatimi çekerdi. Böyle ince ince işte mesela kız kardeşlerime, ablama falan onlara gösterirdi işte. İki düğüm atacağım, bilmem ne yapacağım, böyle garip garip bakardım falan. Bazen gösterdi, nasıl olmuş falan. Ya baş falan ne işte olmuştu. Siz de hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Tamam. Hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Doğru, erkekte o meyil yok. Ama kadında var. Olmamış olsa onu yapamaz ki o. O şehvetten murat o işte. Yoksa haşa cinsellik şekliyle değil. O ayrı bir durum. O erkekte de kadında da hani nefsine uyar. Nefsi sadece cinsellik yönüyle vurur.
Bazen nefis sadece oradan vurmaz. Mevki, makam, ondan sonra şöhret. Oralardan vurur. Hani nefsine uyan deyince de çok kimse cinsellik anlıyor. Öyle değil o. Nefs, hani onu da kullanır. Onu da kullanır ama sadece oradan vurmaz. Dolayısıyla kadında bu Allah-u Teala yarattıklarına karşı meyil erkeğe göre 10'da 9 fazla yaratıldığı için nefis çok rahat kullanır kadını. Çabucak yoldan çıkarır. Ama erkeğe göre 9 şiddetinde daha fazla fazla olması sebebiyle o nefsini frenlerse bu sefer erkekten daha hızlı bir şekilde Allah-u Teala'ya giden yolda mesafe alır kadın. Ya. Dezavantajı var, avantajı da var. Yani erkek kalkıp da ben mükemmel... Hayır değil. Erkek de mükemmel değil, kadın da mükemmel değil. Allah-u Teala erkeği erkek olarak, kadını kadın olarak yaratmış. Erkeğin mücadele ettiği, mesela erkeğin dezavantajı nedir? Cenab-ı Hak kadına göre güçlü kuvveti yaratmış. Yani erkeklik gururu, kibir o. Onu saf dışı etmediği müddetçe erkek yükselemez. Bir dinleyicimiz vesvesenin çaresi var mı diyor. Vesvesenin tabii ki çaresi var. Çünkü vesvese kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki gerçekten vesvese ise yani sinir hastalık haline dönmemişse her insanda olabilir. Dinin hükmünün o konuda iyi bilinmemesinden kaynaklanıyor buyuruluyor vesvese. Dinin hükmünün hangi konuda hataya düşmüşse o konuda onun hükmünün iyi bilinmemesinden kaynaklanıyor. Bir zamanlar ben öğretmenimin ilk yıllarındaydı. Ya Mustafa Bey şimdi abdest alıyorum. Ya abdestten önce de helaya gidiyor. Hiçbir şey mi yok? Tamam. Kalkıyorum. Abdestimi alıyorum. Namaza duruyor. Ya gaz sıkıştırması gibi bir şey oluyor. Sanki gaz kaçması gibi oluyor. Allah Allah. Bu biri oldu, iki oldu. Ya abdest aldırtıyor bana. Allah Allah. Gaz kaçtı zannediyorum. Yerlenme vuku buldu zannediyorum. Sonra kitaplarda bildiriliyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki çok açık net. Sesini duymadıkça ve kokusunu da hissetmedikçe sakın itibar etmeyin. Cenab-ı Hak çünkü şeytana bu gücü ve kuvveti vermiş. Bakat bölgesinde yellenme hissi verdirtiyormuş. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kokusunu hissetmedikçe ve sesini de duymadıkça sakın itibar etmeyin. Sakın itibar etmeyin. Dolayısıyla bu hüküm iyi bilir ve üstüne ha der ki bu yellenme değil arkadaş benim abdestim bozulmadı. Namazın hükmünü biliyor. Namaza ait herhangi bir yanlış yaptığı zaman ama secde-i seyfe bunu iade et. Yok diyecek. Benim abdestim oldu, namazım oldu. Dolayısıyla bu konuda onu kandıramayınca başka konuya gider. Bu sefer imani konularda yoklar. Onu da doğru öğrenince yoktur arkadaş. Beni ilgilendirmez. Ben böyle bildirmiş kitaplarda böyle okudum, böyle inandım. Kapıyı kapatırsan tesir ederiz efendim. Kolay değil. Şimdi neyimiz? Kayınım dedi herhalde hanımdan ayrıldı veya hanımı öldü. Bir başka hanım da evlendi. Onun da oğlu var. Neredeyse dedi yani kayınımı öldürmeye niyetli. Halbuki işin aslında da dedi başka bir kayınım dedi bu kayınımın oğulluğunu fitliyor. İşte size bize bırakmıyor şunu yapıyor bunu yapıyor falan işte başkalarına veriyor tapuyu başkasına gönderiyor falan diyerek dedi. Habire dedi bunu fitliyor. Yani dedi ben bunu dedi söylesem mi söylemesem mi? Şimdi aile faciası tabii. Allah salih sıksın. Alt yanı sakal, üst yanı bıyık diye bir tabir kullanıyoruz ya. Dün 8 kişi öldürüldü. Evet. Diyorsunuz. Şimdi insanlardan Allah korkusu sökülüp alınırsa, yani din doğru öğretilmezse, mezhepsizlik, bid'at fikirlerle donatılırsa, dininizi Kur'an'dan öğrenin falan, baktı falan adam, zaten onu temin etmek istiyorlardı. Bir sürü böyle mezhepsiz zındık radyo ve televizyonlara çıkarak orada birbirleriyle münakaşa ettiler, ya doğrudur, böyle derdi. Halbuki dinin bildirdikleri bellidir, kitaplarda yazılıdır. Tabi o kitaplardan uzaklaştırmak ve dini kendi kafalarına göre tartışmaya açmak. Allah-u Teala'nın dini hakkında Allah-u Teala'nın kulları tartışacak. Bu şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Bu zamana karşı, bu zamanda bu hükmü artık değiştirelim. Namazı indirelim, kaldıralım. Sıraları koyalım, çalgıları koyalım. Adamlar kendilerine göre bir dinsizlik ama adı İslam olacak. İslam adı altında bir dinsizlik ortaya çıkartmak. Ve tabii ki tabanda da aynı şekilde altyapı olmadığı için onlara baktı. Aa dedi hocalar bile aynı şekilde bak dedi ittifak edemiyor. Demek ki bu din karma karışık. Birisinin ak dediğini öbürsü kara diyor falan. Başladı aynı şekilde vatandaş bocalamaya.
Kur'an tercümesi. Kur'an tercümesinde de bakıyor orada kendisine lazım olacak hiçbir bilgiyi göremiyor ve bulamıyor. Ondan sonra dedi ya bu din herhalde haşa ucube bir şeymiş falan. Uzaklaştı gitti. Ne oldu? Ateist oldu. Peki ateist oldu da bunun kalbi boş mu kaldı? Hayır. Bu sefer nefsi orayı doldurdu kendine göre. İşte satanist oldu. Nitekim öyle bir cinayet de var ya gazetelerde meşgul edip duruyor. Satanist olur, bilmem putperest olur. Kendine göre orayı dolduran bir yanlış elbette ki olur. Ve daha önce de bu dinde reform yapmak, dini değiştirmek isteyenler, şimdi öncekiler de var. Osmanlılar döneminde mesela bu Carullah Beykef diye bir adam var. O Türkiye Cumhuriyetlerinde çok itibar edilen bir adam. Mezhepsizin de gider reformisttir. Cemalettin Efgani, İbni Teymiye, Muhammed Abduh bunlardandır. Seyyid Kutup, Muhammed Kutup, Mevdudi. Bunlar hep ehli sünnet düşmanı ve ehli sünnete muhalif ve kendi kafalarına ve düşüncelerine göre İslamiyet'i işte değiştirmeye kalkan zümreler ve bunların yetiştirdikleri var. Şimdi ekranlarda falan çoğunu aynı şekilde görüyoruz. Kışkırtıcı. Terörist. Ve bunlar diyor ki insan kendine güvenmeli. O reformistler de aynı şeyi söylemişler Osmanlı döneminde. İşte Allah'a değil insan kendine güvenmeli. Yani nefsine güvenmeli. Ehl-i sünnet alimler onlara güzel bir cevap veriyor. İnsanda yaratılırken bir güveneceği yer olması lazım insanın. Güvenen ve güvenilen. Güvenilenin sağlam olması gerekir. Nefs mahluktur. Ve ahmaktır. İstekleri de hep çirkin ve kötü şeylerdir. Sen diyorsun ki Allah-u Teala'yı kaldır, bunun kalbinden çıkart. Allah-u Teala'nın sevgisini, Allah-u Teala'nın korkusunu çıkart. Bunun yerine habis olan, kötü fiil ve düşüncelerin sahibi olan, öyle yaratılan o mahluka güven. Güvendin. Adam iflas edince ne yapar? Nefsine güveniyordu. Nefsi bitti. Nefsin pili bitti. Mahluk çünkü. Hani bir gemide kaptan ölmüş de işte temel varmış temel demiş ben hallederim. Gemiyi yürütmüş hakikaten. Ama getirmiş bir adaya veyahut da kıyıya gemi karaya oturunca demişler ne yaptın? Bende demiş kabahat yok. Deniz bitti. Yoksa önümde deniz olsaydı ben gene sürmeye devam edecektim onu. Doğru. Deniz bitti. Şimdi orada da nefsine güveniyordu. Bitti. Ne yapacak? Çare yok artık. Nereye güvenecek? Nereye el açacak? Yondu sana. Mesela o gazetelere intikal eden o cinayette de tabii doğrusu nedir ne değildir onu da bilmiyoruz da iflas etmiş. Şimdi nefsine güveniyordu. Nefsi işte markette zengin olacak bilmem ne yapacak falan filan dükkan iflas edince ondan sonra ablası demiyor, kardeşi demiyor, anası babası demiyor takır 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 cinnet geçiriyor. Eğer bu kimse ehli sünnet itikadında olsaydı bu bilgiler verilseydi doğru bilgiler verilseydi böyle bir durumda cinnet geçirmezdi. Cinnet geçirmezdi. Kesin mi? Kesin tabii ki. O noktaya gelmezdi. Niye? Çünkü kalbinde Allah-u Teala'ya doğru itikat, doğru iman olunca şu fikir hemen gelirdi. Yani ehl-i sünnet talimlerinin, ehl-i sünnet talimlerinin o bildirdikleri hususlar kitaplarda yazdığı için, bu da o kitaplar okuduğu için Allah-u Teala onların ruhaniyetini imdadına gönderirdi. Hemen ona ya şu anda iflas ettin, şu oldu, bu oldu ama şu oldu bu oldu ama ya Allah-u Teala kerimdir. Hele dur bakalım. Sen böyle demeye niyet et. İnşallah Teala bunu da kurtarırsın. Düşüncesi gelir bir yavaşlar. Yani aklı tam örtülmez. Aklı tam örtülmediği için de ne cinayete teşebbüs eder ne de intihara. Şu da gelirdi aklına. Siz anlatıyorsunuz Allah-u Teala'nın taksimi ve takdiri. Evet. O hatırına gelir ve ondan sonra bir dakika der ya Cenab-ı Hak beni imtihan ediyor. Burası imtihan yeri ya. Rahatlar. Ondan sonra kendisini toparlar. Ve bu toparlamanın neticesinde de bu badireyi atlatır. Peki böyle bir düşünce yoksa? Bittin diyor sen ya. Ölmen lazım. Bunlar da senin aile efradın. Bunlar da kim bakacak? Bunlar da öldür diyor ondan sonra. Kilitlendi. Nefis de zaten böyle fırsat çoktan bekliyordu falan. Takır 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 takır. Acımadı mı? Yok ki içinde bir acıma duygusu. Cinnet geçir diyorlar. İmansızlığın neticesi mi? Elbette imansızlığın neticesi. Şimdi Mustafa Bey, ahirette hesap vereceğine inanan bir kimse, ahirette hesap vereceğine inanan bir kimse, hangi yanlış şeye elini uzatmış olsa eli titrer. Niye? Hatırına o gelir çünkü. Hatırına gelir. Onun için doğru itikat bulunduğu müddetçe, peki doğru itikada, ehl-i sünnet itikadında olduğu halde de intihar eden olur mu? Olur. Nasıl olur? Vücudunda bir dengesizlik meydana gelir. O dengesizliğin neticesinde aklı örtülür. Aklı örtülünce bir şeyi hatırlayamaz.
ve yaptığını da bilmez. Dolayısıyla bu şekilde intihar edenler de ahirette intihar etme günahı sorulmaz. Aklı örtüldü çünkü. Ehl-i Sünnet alimleri bunu açıkça yazmışlar ve bildirmiştir. Aklı örtüldü. Yaptığından mesul değil. Mesul değil. Yani bir kimse durup dururken aklı gitmiş olsa ne namazdan mesul, ne yaptığından, ne söylediğinden hiçbir şeyde mesul değil. Hayvan gibi olur. Bitiyor o iş. Akıl bulunduğu müddetçe insan mesuldür. İşte eğer iman varsa ve bu kimse salih kimselerle görüşüyorsa, evinde Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları varsa, zaman zaman bunları okuyorsa, böyle durumlarda bu imdadına erişir. Allah-u Teala ihsan eder ona. Aklı örtülmez. Aklı örtülmediği için de yavaş yavaş bir ışık görür. O ışıktan istifade etmek suretiyle o badireyi atlatır. Böyle bir cinayet işi yapmaz. Ne oldu şimdi? Kendini de yaktı, ailesini de yaktı. Hepsi darman oldu. Onların hesabı da ona mı soracaktır? Ona mı sorulacaktır? Elbette ona sorulacaktır. Dolayısıyla şimdi mesela bu dinleyicimizin şu halinde de şimdi oğlanda din iman yoksa ona da birisi geliyor dürtüyor mesela. Diyor ki işte senin bu babalığın var ya size bir şey bırakmayacak. Halbuki bu babalık buna miras bırakamaz ki. Eğer dinli bilse bu oğlan, der ya bir dakika ya bu benim öz babam değil ki. Kalsa annemden miras kalır bana. Tabi onun evlatları var. Normal şekilde o evlatlarını da miras bırakır. Anneme hiçbir şey bırakmasa bile benim hakkım yok, selahiyetim yok. Dinini bilse böyle düşünür. Onun sana gidip de yani üvey babasının önüne dikilip de ben seni öldüreceğim diyemez. Diyorsa iman yok. Tamam, mücessem nefs olmuştur. Mesela eskiden nefsin tarifi zormuş. Fakat ahir zaman yaklaşınca İslam alimleri hep buyurmuşlar. Yani nefs nasıl bir şey? Şimdi onların tariflerine bakıyorum. Sokağa çıktın mıydı? Her biri kadını erkeği gösterir. Aha nefs bu, nefs bu, nefs bu diye rahatla gösterebilirsin. Mücessem hale gelmiş. Mesela o çocuğu fitleyen de nefs işte. Nefs. O da mesela kardeşini öldürtecek. Yapıştıracakken. Kardeşini öldürtecek. Yani din iman olmuş olsa netice itibariyle kardeşi ya kayınım dedi. Bir kayınım öbür kayınımı öldürtmek istiyor. Onu fitliyor dedi. Şimdi mesela bu kadıncağız ne yapsın? Gitse söylese iki kardeşin arası açılacak. Aa diyecek o gördün mü falan işte o da zaten senin böyle istiyor falan. Yani iş düğüm düğüm üstüne düğüm düğüm üzerine. Peki ne yapsın o zaman? Ve o zaman istiğfara devam etsin ve dua etsin. Aile faciası. Çünkü yarın fatura bunun üzerine çıkabilir. Sen dedin, sen fitledin. Bu sefer bu oğlan buna dönebilir. Öyle ya. O fitledi, o yaptı. Ortalığı sen karıştırdın. Sen karıştırdın. Olabilir. Onun için bazı şeyleri, yani bazı bilgiler verilirken, daha büyüğü var. Yani iki tane diyelim ki, orada hadise vuku bulacak. Mecellede var. Ehveni şerreyn deniyor. Yani hafif olanı tercih edilir. Mesela bir kimse öyle bir yere gelmiş ki önüne iki tane alternatif konmuş. Bir küfür yani imanını ver diyorlar. Öbür tarafta da haram işle. O zaman iman verilmez, haram işlenir. Sonra tövbe edilir. İman verilmez. Haramla küfür yan yana geldiği zaman harama ruhsat verilmiştir. Meşru mudur? O ayrı bir mesele. Alternatifsiz kalmıştır. Ehveni şerreyn tabiri geçer mecellede. Dolayısıyla böyle bir aile içerisinde böyle bir fitne zuhur ettiği zaman bunun hafifi tercih edilir. Bu söylediği zaman ateş daha da büyür mü? Alev daha da çoğalır mı? Yoksa azalır mı? Onu iyi bilmek gerekir. Eğer ateş sönecekse tamam. Ama ateşi daha çok alevlendirecekse sönemez efendim. Daha çok alev. Bu gaflete bahsediliyor. Bu ne demektir? Mesela sabahleyin kalkıyoruz, uykulu oluyoruz. Uykulu uykulu namaz kılıyoruz. Yatsı namazını kılacağımız zaman yorgun oluyoruz. Veyahut da hani derler ya idama gider gibi falan. İsteksiz. Bu sadece sabah ve yatsı namazlarında evet. Uyku ve ağırlık bastırması sebebiyle bunlar meydana geldiği gibi öğle, ikindi, akşam namazlarında da benzeri buna benzer şeyler olur mu olur. Bunların adı gaflet midir? Evet, genel itibariyle kitaplarda bunlara da gaflet deniyor. Peki nereden kaynaklanıyor? Zamanın zulmeti, küfür zulmeti var, bidat zulmeti var, fısk, fücur, işlenen günahların zulmetleri var. Bütün bunlar insanın üzerine yüklenince insanın ruhuna ve bedenine tesir eder. Ruhuna ve bedenine tesir ettiği için yani kimyası bozulur. Nefs besleniyor, ruhsa gıdasına mahrum kaldığı için vücuda nefs hakimiyet kuruyor. O küfür zulmetinin, bidat zulmetinin, ne bileyim işlenen isyan zulmetinin getirdiği ağırlık sebebiyle insanda gaflet çöker. Bu gaflet neticesinde namazı kılmak istemez. Kılarken esner, tıslar, hani zorla kılar. Bunlar gaflet midir? Evet, bunlar gaflettir.
Peki bunu tart edebilmek için, bunun için mesela cemaatle namaz. Ama cemaatle namaz da şimdi öyle durum söz konusu oluyor ki, mesela zaman zaman dinleyicilerimizden geliyor. Efendim siz öyle anlatıyorsunuz, tamam, cemaatle namaz kılmanın çok sevap olduğunu, 27 derece fazla olduğunu kitaplar bildiriyor, biz de naklediyoruz. Dinleyicimiz de diyor ki, ama bir taraftan da bidat ehli arkasında namaz kılmamalı veyahut da fıskı açıkça belli olan kimselerin arkasında namaz kılmamalı, namazı herkese teslim etmemeli diye de nakil yapıyorsunuz. İkisini birleştiremiyoruz. Benim mesela yakınımda öyle birisi var. Baktım, konuştum, bidat sahibi. Ne yapacağım? O zaman gitmeyeceğim. Ahir zamanda tabii müminin işi daha da zorlaşıyor. İnsanların anlayışı daralıyor. İdrakleri daralıyor. Sürat-i intikalleri daralıyor. Adama anlatıyorsun. Bak hemşerim, bu kalem diyorsun. Anlatıyorsun. Tamam ama diyor, bu niye bu sopa? Hala adam orada duruyor. Niye? Anlayışı yok. İdraki yok. Ne kadar anlatırsan anlat. Yani o anlayış yoksa, o anlayışı yoksa istediğin kadar anlat. Ha, surete bakıyorsun, kılık, kıyafet yani yerinde, insan suretinde. Ama konuşmaya başlayınca zaten kitaplarda da anlatılıyor, İnsan dilinin altında gizlidir buyuruyor Mustafa Bey. Konuştuğu zaman ne kıratta olduğu meydana çıkar. Onun için mesela bir camide görevli bir kimse, adamın din gayreti yoksa veyahut da bilgisi de yoksa, böyle bir anlayışı da yoksa, işte hasbelkader invativi bitirmiş, eline bir diploma almış, o diploma sebebiyle de o camiyi işgal etmiş. Bunun vebali çok büyük. Bunun vebalini zaten adam düşünebilse, idrak edebilse, o neler neler yapar. Yani Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak insanlara ulaştırabilmek için ne fedakarlıkta bulunur. Zaten adamın o anlayışı yok, o idraki yok. Götürüp de aynı şekilde biz bunu anladıktan sonra namazımızı ona teslim edebilir miyiz? Hayır. Peki ehl-i sünnet itikadında olanları aramalı, böyle olanların yanlarına aynı şekilde böyle yerlerde komşu edinmeli. Böylece birbirine destek verir. Destek verme sebebiyle de hani cemaatle namaz kılma o zaman biraz daha toparlanır. Çünkü nefs yalnız başına kaldığı zaman gafletini daha çok arttırır. Ama yanında birkaç kişi olunca, ya onlar hadi işte cemaatle namaz kılalım falan, böyle kıvırır eder, zoruna gider falan filan, ama netice itibariyle nefs de bir mahluktur. Ya ayıp olur şimdi bunların yanında falan, mecburen kalkar. Yani vücuda yüklemiş olduğu veya yüklenmek istediği şeyleri hepsini yerine getiremez. Onun için de böyle salih, dinini bilen, ehl-i sünnet itikadında olan kimselerle beraber cemaatle namaz kılmayı yeğlemeli mi? Yeğlemeli. Dolayısıyla bu gaflet o zaman tart edilebilir mi? Edilebilir. Peki evliyse hanımına ehl-i sünnet itikadını anlatıp beraberce cemaat yaparlar, birbirlerine destek verirler. O zaman da bu gaflet azami, hiç olmazsa birazcık azalabilir mi? Azalabilir. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyarak, evliya-i kiramın hayatlarını okuyarak, onların menkıbelerini okuyarak bu gafletten kendimizi sıyırabilir miyiz? Sıyırabiliriz. Peki dışarı çıkınca, sokağa çıkınca, şimdi usta abi, şimdi diyelim ki dışarısı fırtına. İçeride sirayet eder bu, her tarafa bu sirayet ediyor. Hava kirli. Kirli olunca, bunu teneffüs edince, ne kadar kitap okusan dışarı çıkınca yine bu gidiyor. Onun için kitaptan kopmamak ve itikad düzgün olan kimselerden uzaklaşmamak lazım. Aksi halde insan bir iki derken bir bakarsın nefs boynuna halkayı geçirmiştir. Canım ya falan, ya abdest namaz falan da kılsak ne olacak, kılmasak ne olacak demeye başlar mı? Evet, demeye başlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dinleyicimiz yani iyi yakalamış. Bunlar gafletten mi? Evet, bunlar da gafletten oluyor. Namaz kılmayı istemez nefs. Hatta kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, nefse en ağır gelen şeylerden bir tanesi de farz olan namazları yerine getirmek. Bak, nafilelerde o kadar değil. Çünkü nafileleri kıldırttırır, arkasına kibir getirtir. Kibir, ucub onun en büyük gıdasıdır. Dolayısıyla seni bizi oraya sürükler ve orada da bizi tepetaklak ettirir. Ama farz namazlarda mesela birisine sen hava atamazsın ki, ya ben bugün öyle yıkıldım falan. Adam şöyle ters ters bakar. Ne yapacaktın ya der, Müslümansan kılacaksın. Mesela Ramazan ayında oruçtan bir kimse gitse birisine, ben bugün oruçluyum falan. O adam ters ses bakıyor. Herhalde. Yani niye söylüyorsun bunu? Sen deli misin ya? Kafanda bir kontaklığın var diyecektir. Ama ya ben bu gece namaz kıldım falan. Kalktım böyle bir 10 rekat bir namaz kıldım. Allah Allah falan. Karşı tarafta hayret ediyor falan. Tabii o da kibir, uçup ziya. Tepe takla getirir götürür. Onun için farz namazlarda daha çok inim inim inler buyuruluyor.
Bu gafleti tard edebilmek için istiğfar la havle. Dilimizi ve gönlümüzü boş bırakmamalı. Ahir zamandayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki öyle bir zaman gelme durumu var ki ahir zamanı işaretleyerek ahir zamanda. O zaman da buyuruyorlar imanı muhafaza edebilmek elde ateş tutmak gibidir buyuruyor. Öyle bir teşbihte benzetmede bulunmuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gerçekten avucumuzun içerisine bir ateş kor parçası koysak tutamazsın onu. E bıraksan iman gidiyor. Bırakmasan elin yanıyor. Böyle bir zamanda mıyız? Evet. Mesela zaman zaman dinleyicilerimizden. Efendim diyor siz böyle anlatıyorsunuz ama diyor. Yani piyasada diyor insanların içerisinde hiç bunu bilen yok, uygulayan yok. Lan doğru. Mesela şeyde zaman zaman dinleyicilerimizden iskat yapmak için. Mesela müracaat edenler oluyor hesap yapma falan diyor. Aradım bulamadım. Adam diyor inanmıyor. Doğru. Şimdi zahiren efendim ben de Müslümanım. Müslümanım demek değil. Müslümanın alametleri var. O alametler var mı yok mu? Yani televizyon seyrederek, gazete okuyarak, radyo dinleyerek, internete girerek fikirleri, düşünceleri bulanmış, değişmiş, ondan sonra irtidat etmiş, yani dinden dönmüş, haberi bile yok. Dinden dönmüş, haberi bile yok. Dolayısıyla böyle bir ortamda, böyle bir zaman dilimi içerisinde bir kimsenin İtikadını düzeltmesi, fırka-i naciyeden yani ehl-i sünnet ve cemaat itikadından olması, bu yolda olan alim ve evliya-i kiramı sevmesi, bunların kitaplarını okuması, namaz kılmak için gayret sarf etmesi, böyle kimseleri araması, bunlara muhabbet duyması. Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfudur, ihsanıdır buyuruyor. Çok büyük bir lütfudur, ihsanıdır böyle bir zamanda. Tabii bu itikada sahip olan bir kimse de duramaz yerinde. Ne yapar? Bir başkası da aynı şekilde bunu öğrensin telaşına kapılır. Zaten kapılmazsa uygun değil. İmanın kemali sahip olmuş olduğu o iman nimetini başkalarıyla paylaşmak, başkalarının da bu nimete kavuşmasını için uğraşmak ve bir kişi daha cehennemde yanmasın düşüncesinde olmaktır buyuruyor. İmanın kemali olarak, olgunlaşması olarak anlatılıyor kitaplarda bunlar. Onun için hani dinleyicimiz vesile oldu. Yani hepimiz o gaflete düşüyoruz. Çünkü zamanın zulmeti var. Kitaplardan koparsak, İslam alimlerinin ve evliya-i kiramın hayatlarını okumazsak, istiğfar ve la havle okumazsak hep bizi anında tepetaklak ettirir. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin inşallah Teala. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin inşallah Teala. İkram ve külfet. Şimdi ikram ediniz. Tavsiyeler var, emir var. Mesela o emirler içerisinde zekat. Malından ayırıp vermek farzdır. Sadaka-i fıtır vaciptir. Bunun dışındakiler sünnettir, nafiledir. Ama tavsiye mi edilmiş? Elbette. İkram ederseniz size de ikram edilir. Acırsanız acınırsınız. Yani merhamet ederseniz size de merhamet edilir. Bunların hepsi böyle midir? Böyledir tabii ki. Yani sen merhamet edersen sana kim merhamet edecek? Allah-u Teala merhametle muamele edecek. Allah-u Teala'nın merhametle muamelesi ise insanların aklının hayali almayacağı bir şeydir. Kabullenmesi şöyle dursun, hani hayal bile edemez, hayal bile edemediği şeyi nasıl kabullenecek ki? O çok zor bir hadise. Mesela cehennemden en son çıkan mümine cennet büyüklüğü, dünya büyüklüğünde köşk verilecek büyüklüğü. Yani insan hafsalası nasıl alır bunu, nasıl kabullenebilir ki? Zor bir hadise yani. Kabullenebilirden, en küçüğü bu yani. Kabullenebilirden muradımız yani kafası almaz, o anlamda söylüyoruz efendim. Yoksa itikad edin değil önce mesele bitiyor. Cenab-ı Hak yaratandır, verir. Cennette geniş yaratır, orada da verir. O, onun bileceği bir iştir. İkram da tabii herkesin haline ve durumuna göredir. Zaten ikram ve külfet yan yanadır. İkram edeyim derken külfete girmek. Yani kendi yemediği şeyleri, almadığı şeyleri misafir geldi diye almak, ona ikram etmek bir, kendisi için sıkıntıdır. İki, misafir için de sıkıntıdır. Niye? Gelen misafir bakacak, diyecek ya bu kuz sütü dahil, kuz sütü hariç ne varsa ikram etti. Ben de bunu davet etmeyeyim. Bana gelmesin bu. Arayı açar bu. İnsanların aralarının soğumasının sebeplerden bir tanesi de lüzumsuz külfetlerdir buyuruyor. Evet. Yani her şeyi getiriyor, önüne koyuyor falan. Öbürüsü yapamıyor bunu. Yapamayınca ondan sonra diyor tamam ben bununla yavaş yavaş mesafeyi açayım. Açıyor. Sonra ya niye gelip gitmiyorsun falan, işte işimiz var falan filan derken bakıyorsun bitmiş, aradaki irtibat kesilmiş. Halbuki mevcut olanı ikram etmiş olsaydı kendisini sıkıntıya sokmamış olsaydı, tabii olmuş olsaydı, zaten dinimiz de onu istiyor, onu bildiriyor, tabii hareket edilmiş olsaydı mesele kökünden hallolurdu. Hatta kitaplarda şöyle bir hadise nakledilir de
Selman Farisi radıyallahu teala an hazretleri Medine-i Münevvere'de Ensar-ı Kiram'dan ve Muhacir-i Kiram'dan birisiyle, Peygamber Efendimiz çünkü Mekke'den, Mekke-i Mükerreme'den hicret edenlerle Medine-i Münevvere'dekileri kardeş yapmıştı. İşte Mekke-i Mükerreme'den gelenlerden bir tanesi de Selman-ı Farisi Hazretleri ile kardeş yapıyor. Bir gün o Selman-ı Farisi Hazretleri ile kardeş olan Eshab-ı Kiram'dan, Muhacir-i Kiram'dan bir zat, yani karnları aç, yiyecek de bulamamışlar. Yanında birisi daha var. Diyor ki benim diyor kardeşim, yani ahiret kardeşim, din kardeşim Selman Farisi Hazretleri'nin evine gidelim. Belki diyor yiyecek bir şey bulabiliriz. Gidiyorlar, kapılarını çalıyorlar. Diyorlar ki karnımız aç, kaç gündür de yani midemize bir lokma girmedi. Peki buyuruyor, yeni taze arpa unundan yapılmış ekmek varmış. O ondan sonra sirke koyuyor önlerine, buyurun diyor. Taze ekmeği görünce diyor ki bunun yanında taze hurma da ne güzel giderdi diyor. Şimdi o dönemde Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de yaşayan insanlarda, o günkü toplumda onlarda öyle bir anlayış varmış ki misafir bir şeyi talep ettiyse, bunu ima ettiyse veya söylediyse onu bulup getirmemek mürüvvete yakışmaz diye itikad ediyorlar ve inanıyorlar. Yani vermemek çok ayıp kabul ediliyor. İşin aslı bu. Şimdi evinde de taze hurma yok. Satın alacak parası da yok. Evde bir tane ibrik varmış. O ibriği alıp götürüyor. Hurma satana veya hurma bahçesi olana. Diyor ki bu ibriği diyor rehin bırakayım. Bana diyor işte bir kilo iki kilo neyse hurma sat. İbriği de rehin bırakıyor. Alıyor. Getiriyor taze hurmayı, koyuyor. Ondan sonra bunlar taze ekmekte taze hurmayı güzelce yiyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Doyduktan sonra o muhacirini kiramdan olan zat elhamdülillah diyor. Allah-u Teala'nın verdiğine kanaat ettik. Karnımız da doydu diyor. Selman Farisi Hazretleri buyuruyor ki kanaat etseydiniz diyor bizim ibrik rehin kalmazdı. Yani önünüze konana kanaat etseydiniz bizim ibrik diyor rehin kalmazdı. Şimdi misafir geldi diye İbriği rehin bırakmamak lazım. Kendini de külfete sokmamak lazım. Karşı tarafı da soğutmamak lazım. Elde mevcut olanı, hatta davet ettiğin kimsenin hali, durumu senin ikram edeceklerini kaldıramayacak durumda ise, onu mahcup edecek, ondan sonra senden uzaklaştıracak ise, elinde imkanın olduğu halde mümkün mertebe onun seviyesinde yap o ikramını. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz mahiyetiyle beraber Medine-i Münevvere'nin dışına çıkıyorlar, çadır kuruyorlar. Orada bir vahada ikamet ediyorlar. Birisi geliyor diyor ki fakirim, açım, bir ekmek. Hazreti Ayşe validemize arz ediyorlar, bir ekmek verin diyorlar. Ekmek veriyorlar ve gidiyor. Ondan sonra bir başka durumda diyorlar ki efendim bir atlı geldi. Buyuruyorlar ki boş bir çadıra alın, sofra kurun. Sofra kuruluyor, çadıra alınıyor. Ona da yemek ikram ediliyor. Karnı doyurup gönderiyorlar. Tabii Hazreti Ayşe validemize soruyorlar. Efendim öbür fakir geldi, sofra falan kurdurtturmadınız. Ekmeği verdiniz, gönderdiniz. Bunu çadıra aldınız, sofra kurdurtturdunuz. Yemek ikram ettirdiniz. Yani zahiren hani insanlar arasında ayrım yapmış gibi oluyor. Bunu anlamadık diyorlar. Bu davranışınızı, bu hareketinizi izah eder misiniz? Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anh'a validemiz buyuruyorlar ki o fakirin zaten bizden talebi bir ekmekti. Başka bir talebi ve beklentisi yoktu. O ekmeği aldı, dünyalar onun oldu. O memnun oldu, mesrur oldu. Bizden de razı oldu. Herhangi hatırına da bir şey gelmedi. O gelen attı ise kabilesinin reisidir. Biz onun eline ekmek verir göndersek onu refüze ederiz. Çünkü onun beklentisi öyle değil. Bulunduğu bir aynı şekilde makam var, mevki var. O insana da bulunduğu mevki ve makama göre ikram etmek lazım. Eline ekmek verirsek memnun olmazdı. Hatta bize kızardı. Gadap bile ederdi. Dolayısıyla onun memnun olabilmesi için çadıra alınması, önüne sofra konması gerekiyor. Çünkü bulunduğu mevki onu gerektiriyor. Ve İslam alimleri bu ve benzeri şekilde hadiseleri anlatınca insanların hallerine ve durumlarına göre muamele etmeli. Hatta bir hadis-i şerifte de geçiyor. Bir kimse aziz iken, mesela bir mevki sahibi iken, bir genel müdürken oradan ayrılmıştır, azledilmiştir. Tabii zamanımızda genel müdürken o maşallah falan filan itibar. Ondan sonra adam oradan ayrıldıktan sonra tukaka, bir daha yüzünü görmesin. Öyle muamele ediyoruz. Yanlış buyuruyor. Azizken yapılan muamele, yani o makamdan ayrıldıktan sonra da ona o hürmeti göstermelidir buyuruyor. Çünkü
O da netice itibariyle insandır. O makamdayken belli kimselerin işlerini gördüğü, yardımda bulunduğu, şimdi zillete düştü, itibar edilmesi, onu da gönlü kanır, gönlü incinir. Dolayısıyla dengeyi iyi tutturmak gerekir. İkramda da sınırı ona göre ayarlamalı. Gelen kimsenin durumuna göre, gene elindeki imkana göre ağırlayacaksın. Olmayan şeyi vermeyeceksin. Mesela zengin bir kimse, fakir bir kimseye gelmişse, ne yapacak o fakir? Gidip de borca mı girecek? Borç mu alacak? Yani ona ikram edebilmesi için. Hayır, uygun değil. Mevcudu aynı şekilde ikram etmesi lazım. Mesela zaman zaman Osmanlı döneminde veya Selçuklu dönemlerinde olsun, sultan fakir birisine böyle misafir olmuş. Olduğu çok olmuş, kitaplarda anlatılıyor. Hatta şöyle bir hadise de anlatılır. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri için de anlatılır şu nakledeceğim şey. İşte İran seferine giderken tabi ordusuyla geçiyor falan. Ordu bir yerde konaklanacak. Tabi hayvanlara da yiyecek. Ondan sonra orduya da. Bakmış böyle önünde işte 3-5 koyunu kuzusu olan bir çoban suretinde. Diyor ki ben sultanla görüşmek istiyorum, askerlerin önüne geçiyor. Arz ediyorlar efendim diyor. Böyle nur yüzlü birisi diyor. İlle ısrar ediyor sultanla görüşeceğim falan. Peki diyor. Gelsin. Buyur diyor Hacı Baba. Diyor ki sultanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kabul buyurursanız sizi misafir etmek istiyorum. Yavuz Sultan Selim Hazretleri bakıyor. Baba diyor. Beni tek başına mı davet ediyorsun? Hayır diyor. Askerlerinle beraber. Baba diyor dikkatli. Baktın mı sen askerlere? Onun hayvanları da var. Efendim diyor hayvanlarınız da ve aynı şekilde ordunuz da. Yani askerler de. Hepimiz mi diyor? Hepimiz. Emir veriyor Sultan Selim Hazretleri. Tamam diyor. Konaklıyorsun. Gidiyor. Geliyor bir tencere pilav, bir torba arpa. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Baba diyor, tencere pilavla mı ağırlayacağım? Ayran da gelmiş. Bir testi de ayran. Diyor ki sultanım, hele askerler sıraya bir girsin bakalım. Vardır bir hikmet diyor. Mustafa abi başlıyor falan, bütün orduya. Tencerede pilav bitmiyor bir türlü. Herkese dağıtıyor. Herkes ayranları bol bol, pilavı bol bol. Etiyle metiyle falan. Bol bol yiyor. Arpayı bütün hayvanlara şey yapıyor. Hayvanlar da çatlayıncaya kadar yiyor. Bakıyor ki ne tencerede pilav eksiliyor ne torbada arpa. Ve sonra diyor ki sultanım diyor korkmuştunuz değil mi? Diyor ki ver elini baba öpelim. Bize dua edin. Biz de dua etmek çıktı. Dua etmek için çıktıydık ya evlat diyor. Ver evliya-i kiramdan bir zatmış. Evliya-i kiramdan Allah adamlarından bir zat. Hani bu ve benzeri şekilde menkıbeler de vardır. Allah-u Teala bereketini gönderir mi? Gönderir. Peygamberler de mucize olarak yaratır. Evliyasında bunları aynı şekilde keramet olarak yaratır. Çünkü çoğaltan o zat değil Allah-u Teala. Bir pirinç tanesinden sadece yani bir orduyu değil bütün dünyayı da doyurur mu Cenab-ı Hak? Evet bütün dünyayı da doyurur. Ama kitaplarda misafire ikram etmek övülmüştür. Ama bu ikram etmek demek kendini zora sokmak, sıkıntıya sokmak, külfete girmek ve karşı taraftakini mahcup etmek, ezmek yahut da iki taraflı da olabilir. Böyle değil. Yani riya karışmaması için herkes elindeki mevcut olanı ikram eder, önüne koyar. Misafir yer, yemez, beğenir, beğenmez. O da onun bileceği tercihtir. Bizi ilgilendirmez efendim. Efendim işte yedi de sonra aleyhte konuştu. O da onun bileceği bir iş. Hasan Basri Hazretleri'ne birisi gelmiş demiş efendim demiş, falan kimsenin yanındaydım. Demiş o demiş sizin aleyhinizde konuştum. Demiş sen oraya niye gittin demiş. Yemeğe davet etmişti. Neler yediniz diyor. Bir sürü yiyecek sayıyor bunlar falan. Diyor ki bu kadar yemeği karnında tuttun da diyor bu lafımı tutamadın. Bu kadar yemeği tuttun karnında da diye bu lafımı tutamadın. Bu lafımı tutamadın. Ya sana da adam yemek ikram etmiş bir de adamın aynı şekilde sözlerini şey yapıyorsun. Sen yemek ikram ettin. Beğendi, beğenmedi. O şey yapmaz. O, Allah Teala korusun. Alette konuştuğun zaman o duyarsa gücenir. Beğenmeyebilirsin. Beğenmeyebilirsin. Hatta insanlar tabii kırmayacak ve üzmeyecek şekilde açık net oldukları zaman beğendiğini veya beğenmediğini veyahut da zarar verdiğini açıkça söyler. Açıkça söyler efendim der. Hani ben perhizliyim. Böyle bir rahatsızlığım var. Mesela bu domates çorbası dokunuyor bana. Özür dilerim. Yani ev sahibini mahcup etmiş olmazsın. Yani ev sahibi de orada gücenmez. Onu yiyebileceği herhangi bir şeyi korur. Seyit Zeynel Abidin amca vardı. Allah rahmet eylesin. Zeynel Abidin üç ışık amca. O zaman biz Balıkesir Gönen'deydik.
tabi şeker rahatsızlığı vardı. Çok açıktı böyle. Dedim Zeynel abi amca, hani davet ediyorum ama dedim neyi seversiniz, ne yersiniz? Açıkça demişti Osman'cığım, bak dedi, ben dedi şeker rahatsızlığı var, şunlar 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 bana dokunur. Ama şöyle 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 yaparsanız onu mahsur olmaz. Tamam, ona göre hazırlarsın. Ne oldu, o da memnun. Ha, o kendi imkanlarım içerisinde. Zorlamıyor, şunları getir demiyor. Aydan git şunu getir veyahut da Merih'ten git bunu getir demiyor. Kendi imkanların içerisinde. Zaten bir hazırlık yapacaksın. Hazırlığını ona göre bir yaparsın. Evet, ona göre yaparsın. Demek ki ikramda mevcut olan ikram edilir. Sıkıntıya sokulmaz. Karşı tarafa da aynı şekilde külfet olunmaz efendim. Tarafa da aynı şekilde külfet olunmaz efendim. Tarafa da aynı şekilde. Dinleyicimiz dertli. Beyim dedi 10 sene önce vefat etti. Sonra kayınlarım geldi dedi, işte imza imza falan aldılar dedi. Çocuklarımızla falan beraber bizi mağdur ettiler dedi. Mecburen dedi biz de orasını terk etme durumuna geldik. Hatta çocuklarım dedi demek ki iş yerleri var. Orada dedi işçi statüsüne düşürdüler dedi. Bu dedi reva mıdır? Reva olanla zulümdür. Çünkü bey vefat edince otomatik olarak hanımın ve çocukları da var. Yani kardeşlerine miras düşmez. Hadi diyelim sadece hanımı olmuş olsaydı kardeşleri de alırdı dinen. O kanunen durumunu biz bilmiyoruz. Kanuni durumunu, hukuki durumunu. Ama dinimize göre soruluyorsa ölen bir kimse kimsenin arkasında mirasçıları, buna feraiz deniyor. Fıkıh kitaplarında uzun uzun bunlar bildirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de eshab-ı feraiz diye, yani hakları ne kadardır? Yani bir kimse öldüğü zaman geride kalanların alacakları miktar ne kadardır diye Kur'an-ı Kerim'de de açıkça bildirilmiş. Bunlara eshab-ı feraiz denir. Mesela anne baba eshab-ı feraiz denir. Evet, anne baba eshab-ı feraizdendir. İster kız evladı ister erkek evladı, torunları olsun olmasın, otomatik olarak bunların hisseleri altıda birdir her zaman için. İşte geçmez. Diğerlerin hisseleri duruma göre, mesela bir kadının kocası vefat ettikten sonra çocukları varsa alacağı hisse 1/8'dir. Diğerleri çocuklarına kalır. Erkeğin hissesi de onu sana çocuklar yoksa, anne baba yoksa, dedenine varsa, anne baba olmadığı zaman dedenine devreye girer. Çocuklar olmadığı zaman kardeşler devreye girer. Uzun uzun aynı şekilde anlatılmış ve bildirilmiş. Şimdi mesela dinleyicimiz dedi beyim vefat etti. Dolayısıyla ölenin arkasında hanımı var ve çocuklar da var. Dolayısıyla burada kardeşler devreye girmez. Peki gelir de aynı şekilde devreye girmeye kalkacak onlarsa ne olur? Ha, zulmedilir. Bunların elindeki hak gasp edilir. Ama efendim bu bizim kardeşimizindi. Yani kardeşin ama çıktı o, bitti. Miras olarak başkasına intikal etti. Kardeşin çocuklarına, kardeşin hanımına. Hem hanımına giderse yabancıya gidecek. Sana ne? Daha önce senin miydi sanki onlar? Allah-u Teala bizi burada emanetçi olarak yaratmıştır. Bugün senin, yarın bir başkasının. O da uyanır, o da uyanır. Hani bir şiir var ya, mal dayanan, mülk dayanan, var biraz da sen oyalan. Aynen öyle. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Herkes geliyor benim diye saldırıyor ama hiç kimse oraya götüremiyor. Ha, iyilik eden, Allah rızası için o emaneti yerine veren kurtarıyor. Hesabı verildiği zaman da karşılığında ecrini, ücretini Allah-u Teala dilediği kadar o kuluna ihsan edecek mi edecek? Peki zulüm yaptıysa? Zulüm yaptıysa da bunun cezasını çekecek. Yalnız Mustafa Bey şeyde kitaplarda anlatılırken bir şey dikkatimi çekti. Mesela bazı günahlar var. Tehir edilir. Tövbeyle affedilebiliyor. Kul hakları bunlardan hariç buyuruluyor. Ve bir de orada anlatılırken buyuruyor ki mesela günaha tövbe etmezse, kalırsa bunun ahirette cezasını verirler. Ama zulüm öyle değildir buyuruyor. Zalim dünyada da cezasını görür. Dünyada da cezasını görür. Ahiretteki o ayrı. Dünyada da mutlaka görür mü? Evet, mutlaka görür. Yani şu anda eğer dinleyicimiz doğru anlatıyorsa beynin mallarını veya hissesini diyelim, iş yeri varsa hissesini kardeşlere gasp etmiş. Gasptır bu. Yani çalmış. Hırsızlık. Şimdi Anadolu'da çoktur bu. Mesela diyelim ki bir tarla kalır falan. Çocuklardan bir kısmı başka iş bulmuştur, maaşlı iş bulmuştur, köyden çekilmiştir, şehre gitmiştir. On sana köydeki sizin nasılsa burada bir alakanız yok. Buraya ben işte çok ektim, diktim, kabak ektim, meyve ektim, şunu yaptım, bunu yaptım, emek verdim falan. Ne tarlası deyip gasp ediyor. Yani zulmediyor. Peki bu cezası kalır mı? Hayır. Bu cezası kalmaz. Hiçbir zaman. Şöyle bir hadise nakledilir de yeri geldiği için hemen hatırımıza geldi. Endülüs Emevi Devleti zamanında zamanın hükümdarı işte bahçesini, sarayın bahçesini genişletmek istiyor. Fakat bir adamcağız da, yaşlı bir adamcağız, o da satmak istemiyor.
Satmak istemeyince hükümdar zorluyor. Hükümdar zorluyor falan. Zorla alacak. Ha bedelini verecek ama. Ama gönlü yok öbür tarafın. Kadıya gidiyor. Kadı efendi yaşlıymış. Diyor ki bir dakika. Kazma kürek alıyor. Bir tane de çuval alıyor. Doğru saraya. Tabii kadı efendi olduğu için ona kapılar açık, içeri giriyor. Doğru sarayın bahçesine. O anda da saraydan, pencereden hükümdar görmüş. Allah Allah demiş, bu kadı ne yapacak ki demiş. Çuval elinde kürek kazma falan. Bakmış bahçenin bir yerinde toprak kazmaya başlamış. Kazıyor. Çuvala dolduruyor. Allah Allah demiş ya, toprağa ne ihtiyacı olur da demiş yapıyor falan. Epey bir böyle doldurmuş. İşte yarısına kadar dolunca şöyle bir sırtlamış. Yaşlı olduğu için kaldıramamış. Gene doldurmaya başlamış. Kaldıramadı halde. Biraz daha doldurmuş. Gene sırtlamış. Gene kaldıramamış falan. Hükümdar böyle seyrediyor. Allah Allah demiş ya. Adam olarak demiş. Hem kaldıramıyor hem dolduruyor. Merakına mucib olmuş. İnmiş gelmiş bahçeye. Demiş kadı efendi kolay gelsin demiş ya. Yani demişsin koskoca kadısın demiş. Akıllısın. İlmin var. Demiş yani zaten demiş kaldıramıyorsun. Yaşın da müsait değil. Ama habire dolduruyorsun demiş. Kaldıramıyorum demiş hükümdarım demiş ya. He demiş kaldıramıyorsun demiş ya. Bunu sen de görüyorsun. Herkes görüyor. Çocuk bile bilir bunun kaldıramadığını. Demiş yaşlıyım onun için kaldıramıyorum değil mi? Tabii tabii demiş yaşlısın kaldıramıyorum. Genç bile olsan demiş bir çuval toprağı nasıl kaldıracaksın? Peki demiş hükümdarım. Ben demiş bu yaşlı halimle şu demiş. Çuvalın yarısına kadar bile doldurduğum toprağı kaldıramaz iken sen demiş koskoca tarlayı, koskoca bahçenin toprağını yarın mahşer günü nasıl sırtlayacaksın demiş. Nasıl götüreceksin demiş. Ha, o zaman hükümdar da şimşekler çakmış. Tamam demiş anladım. Vazgeçtim demiş. İstemiyorum. Hemen o adama haber gönderiyor. Tamam ki senin olsun. İstemiyorum. Ha, gönlü şeyle satarsan o ayrı mesele ama demiş katiyen istemiyorum. Serbestsin. Serbest. E tabii yarın mahşer günü bu çıkacak mı karşımıza? Tabii ki çıkacak. Ha şimdi böyle sıhhat yerindeyken, imkanlar yerindeyken, hele bir de amir pozisyonunda isen, bu amirlik yani ille genel müdür olmak, ille bir yere aynı şekilde herhangi bir şey olmak şartı yok ki. Evde de evin aynı şekilde en büyüğü diyelim ki diğer kardeşleri var. Adam serttir, asabidir, bilmem nedir. Zart dedi, zurt dedi. Herkes aynı şekilde korkuttu. Herkes işte abi falan, ama falan hikayesi. O da amir mi olan? Evet o da amir. Yani aşiret reisi gibi, aile reisi gibi. E şimdi Allah-u Teala ona o imkanı verdi ama o imkan geçici. Gün gelecek. O da aynı şekilde yaşlanacak, ölecek, toprağa girecek ve bunun hesabı sorulacak mı? Sorulacak. Ama Cenab-ı Hak ona o imkanı verdiği zaman adaletle muamele etmiş olsaydı bunun karşılığı kendisine ecir ve ücret olarak dönecek. Şimdi zaman zaman siz de şahitsiniz bize gelen mektuplarda, telefonlarda veya maillerde. Allah-u Teala kuluna niye azap etsin? Doğru. Durup dururken zulmetmediyse, şey yapmadıysa niye azap etsin? Mesela şimdi bu hanım dinleyicimizin eline bu zulmedenler verilmiş olsa acaba ne yapar? İmkan senin. Sen ne dersen o olacak. Şu halet ruhiye ile vereceği cezada da ölçü tanımayabilir. Bunları da kıyma yapın, kuşbaşı yapın, dilim dilim dilimleyin. Der mi demez mi? Der tabii. Canın acıdığı zaman, canın acıdığı zaman senin canını acıdanı dilim dilim ediverirsin. İşte o durumda bile aynı şekilde adaletten şaşmamak gerekiyor. O dilimde bile, o durumda bile adaletten şaşmamak gerekiyor. Kolay mıdır adaletle muamele edebilmek? Biz şimdi bizi acıtanın canını okuyoruz ama bize bir şey dokunmuyorsa hani bana dokunmayan yılan hesabı ondan sonra diyoruz ki affetiverelim canım. Ne olacak canım? Allah-u Teala hiç yakar mı canım? Mesela şimdi Yahudiler durmadan bomba yağdırıyor falan. Ha içerisinde itikadı bozuk olan, dinsiz imansız olan da vardır. Ama masum olanlar da vardır. Bunun bedelini ödemeyecek mi o? Bunun bedelini ödemeyecek mi? Bunlar olurken aynı şekilde yüreği sızlamayan bir kimse yarın kendi başına geldiği zaman kendisi için sızlayacak mı? Ha o zaman bağıracaksın, çağıracaksın. Dolayısıyla Müslümanlar yek vücuttur, tek bir vücuttur. Vücudun herhangi birinde arıza meydana geldiği zaman diğerler de bunu hisseder buyuruluyor. Onun için efendim ister akraba olsun, ister aynı şekilde kendi yaşadığı ülkedeki vatandaşı olsun veya Müslüman kardeşi olsun veya da Müslüman olmasa bile. Şimdi Mustafa Bey şimdi gayrimüslime bile, ya bırak gayrimüslim olmayı yani insan olmasını bırak, bir hayvana bile aynı şekilde kalbinde iman olan eziyet edemez ya. Eziyet edemez, bu mümkün değil. Yani mesela şimdi diyelim ki akrep eline geçti veya yılan eline geçti. Ya ne yaparsın sen? Dilim dilim edemezsin ya. Hesabı var. Sana zarar verirse akrebi de yılanı da haşerat diye geçiyor kitaplarda. Bunlar da aynı şekilde eziyet etmeden, zulüm etmeden öldürülmesine izin verilmiştir.
Yoksa yılan avına çıkmak, akrep avına çıkmak, efendim bunları ateşte yakmak, suda boğmak, bilmem şunu yapmak, bunu yapmak. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Cenab-ı Hak belli bir izin vermiştir. Çünkü o izinle kullanır. Hani bunun en canlı misali. Misal olarak Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri devlet başkanı iken kölesi, hizmetçisi bir gün diyor ki eğer böyle ashab-ı kiramı da toplamış onlara da hitaben diyor ki eğer yanlış bir şey yaptıysam bir hukuk geçtiyse gelin diyor ölmeden önce burada helallaşalım. Alalım verelim ve diyor ahirete bırakmayalım. İşte kölesi diyor ki bana diyor bir gün suçum yokken diyor kulağımı çektiniz. Kısas isterim ben bunu yerine. Ashab-ı kiram şaşırmışlar. Oh demişler bir dakika ya. Demişlerim ne diyorsun sen ya? Al sana Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bulmuşlar ki karışmayın. Hatta yani ashab-ı kiramın ileri gelenleri diyor ki efendim yani Peygamber Efendimiz'in de aleyhissalatü vesselam dinimizde de bu ruhsat vardır. Yani hizmetçisin olsun, evladı yani olsun, terbiye için kulağını çekmesi olsun veya ceza vermesi caizdir. Yani dinen bu mesul değildir. Buyuruyor ki siz karışmayın. Gel diyor gel. Çek kulağımı. Biraz çekiyor. Yavaş çektin diyor. Hızlı çekersem diyor bu sefer diyor senin hakkın bana geçer. Hızlı çekersem senin hakkın bana geçer. Ya. Kul hakkını evet Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri devlet başkanı konumunda. Öbürüsü hizmetçi konumunda. Ama ikisi de İslamiyet'i biliyor. İkisi de yüzü ahirete dönük. İkisi de Allah-u Teala'dan korkuyor. Ve o hizmetçi Hazreti Ömer'e bunu söylemek suretiyle Hazreti Ömer'in indinde kendisinin daha çok sevileceğine itibar ediyor. Ve hakikaten de öyle olmuştur. Niye? Çünkü doğruyu söylüyor. Diyor ki dünyada diyor benim de kalbimde nokta kalmasın bitsin bu iş. Ve böyle bir hadise herkesin huzurunda zuhur edince orada Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretinin şanı derecesi yükseldiği gibi itibarı ve aynı zamanda da otoritesi yükseldi. Ha, dedi ya bu adalet konusunda hani kimse gözünün yaşına bakmıyor. Oğluna da aynı şekilde o cezayı tatbik etmiş. Allah-u Teala'nın emri buysa dedi hayır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kızın Fatıma da aynı şekilde suç işlese ona da ceza vermekten hiç çekinmem buyuruyor. Hiç çekinmem. Adalet bunu mu gerektirir? Evet adalet bunu gerektirir. Hani dinleyicimiz diyor ki bunlar diyor ceza görmeyecek mi? Görmeyecek olur mu? Yalnız unuttuğumuz bir şey var. Veya o konuda işte Kur'an-ı Kerim'de insan için acula kelimesi geçiyor. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır buyuruyor. Bize birisi bir şey yaptığı zaman süratli bir şekilde bunun cezasını tahakkuk etmesini hemen gözümüzde görelim istiyoruz. Bu böyle değildir buyuruyor. Bu böyle değildir. Allah-u Teala imhal eder ama ihmal etmez. Mutlaka eden bulur. Kim ne ederse. Zamanınsa da bir bakıyorsun falan adam tokatlamış, bilmem ne yapmış, zulmetmiş falan. Belli mevki ve makamlara gelmiş, gün geliyor bir tepe taklak oluyor gidiyor. Geçenlerde gene televizyon ekranlarında haber olarak geçiyordu. Bir zamanların bizim lise yıllarımızda o zamanın artistlerinden. Tabi o zaman yanına bile yaklaştırtmıyor falan. Erkekler peşinden koşuyor falan. Şimdi evi bile yok. Onun bunu verdiğiyle geçimini temin ediyor. Perişan, sefil ya. Allah-u Teala sana öyle bir güzellik verdi. O güzellik de gitti. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadın olsun erkek olsun evlenirken güzellik için talep edenler o güzellikten mahrum kalırlar. Gün gelir gider o. Zenginlik için talep edenler evliliği o zenginlikten mahrum olur ve gider o. Bir zamanlar mesela bunun da güzelliği vardı, parası vardı. Ne para kalmış ne güzellik kalmış. Paracık yeri bile yok. İtilip kakılıp duruyor. Hatta seneler önceydi. Ben işte o zaman öğretmenlikten ayrıldım da yeni gazeteye başladığımda o gün akşam bir gün önce haberler böyle şey yapıyor. O muhabirlerin olduğu yerde gerçi ertesi gün gazetede çıktı da Beyoğlu'nda mı nerede eski böyle o figüran sanatçısı birisi figüranlık yapıyor falan. Yaşlanmış tabii bir evin bodrumunda yaşıyor falan ölmüş. Tabii duyuyor birisi geliyor oradaki kahvedekiler ya diyor bunun cenazesini taşıyacak kimse yok. Bir diyor dört kişi gelsin de şunu kaldırıveren falan. Para teklif ediyorlar da parayla bile gelen olmuyor. Bir zamanlar o kadının peşinde kimler gidiyor değil mi? Ya sen yatırımını nereye yaptın? Yatırımını nereye yaptın? İnsanlara. Kibir, kendi nefsine, ucub. Ve neticesi ne oldu? Aha neticesi. Daha dünyadaki bu. Daha dünyadaki bu. Hani dinleyicimiz diyor ki bunun hali olmayacak. Olacak. Allah-u Teala imhal eder. İmhal mehildir, müddettir. Süre verir. Ama ihmal etmez. Günü gelir, tepe taklak olur mu? Evet günü gelir, tepe taklak olur. Onun için sabırlı mı davranmak lazım? Allah-u Teala bu kulumuz, bu dinleyicimiz aynı şekilde bu konuda imtihan ediyor. Sabrederse
kazanan bu olur. Kulunu da imtihan ediyor. Sabrederse kazanan bu olur. Kulunu da imtihan ediyor.